dünyanın en kaliteli zeytini olmasını da bu özelliklerine borçlu. 1. Gemlik zeytininde çekirdek et oranı %85'i buluyor. Hiçbir zeytin Gemlik zeytini kadar etli yetişmiyor. 2. Gemlik zeytini tüketildiğinde zeytinin eti olarak tabir edilen kısmı kolaylıkla çekirdekten ayrılıyor. 3. Gemlik zeytininde su oranı daha düşük bulunuyor. 4. Buna karşılık gemlik zeytini diğer çeşitlere oranla çok daha yüksek yağ ihtiva ediyor. Gemlik zeytini tüketim aşamasındaki bu benzersiz özelliklerine karşılık yetiştirilmesinde de çok önemli farklılıklar içeriyor. Bu farklılıklar nedeniyle de bugünkü kalitesine ulaşıyor. Gemlik zeytin çeşidi bölgemizde genellikle çelikten çoğaltılmış fidanlarla üretilmektedir. Bu çelikle çoğaltımın gerek kolay olması gerekse ucuz olması nedeniyle üreticiler tarafından tercih edilmektedir. Yaklaşık 5 yaşından sonra, 5 veya 6 yaşından sonra bu dikilen fidanlar ürün vermeye, ekonomik olarak ürün vermeye başlıyorlar. Yaklaşık 50 veya 60 senelik bir ekonomik ömrü söz konusudur. Her yıl düzenli bir ürün almamız mümkün değildir. Bu gemlik zeytin çeşidinin ve diğer birçok zeytin çeşidinin genetik özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Bir yıl daha az ürün alınırken bir yıl normal ürün alınmaktadır. Biz buna periyodisite adını vermekteyiz. Değişik kültürel işlemlerle bu periyodisitenin en aza indirilmesi mümkündür. Bu konuda da çalışmalarımız devam etmektedir. Gemlik zeytini bizim tek tarım ürünümüz. Başka bir tarım ürünümüz yok biz. Sadece zeytinle geçinen bir bölgeyiz. Bu şeyde biz onun için zeytine çok saygı duyarak üretim yapıyoruz. Gemlik zeytinini diğer bütün çeşitlerden ayıran ve az bilinen çok önemli bir farklılığı bulunuyor. Yalnızca gemlik zeytini ağaçta siyahlaşıyor. Başka bir söyleyişte hiçbir kimyasal katkı maddesi kullanılmadan ya da işlem yapılmadan sabırla, özenle zeytinin dalında kendiliğinden siyahlaşması bekleniyor. Şimdi sizleri Uludağ Üniversitesi Gemlik yerleşkesinde bulunan bir zeytin bahçesine götüreceğiz. Bir bölümü organik zeytin yetiştiriciliği projesi için ayrılan bu bahçede Ekim ayının ilk haftasında yapılan bu çekimde ağaçtaki zeytinlerin henüz yeşil olduğu, bir bölümünün ise yavaş yavaş karardığı görülüyor. Ve sonraki haftalarda ağaçtaki zeytinler giderek kararıyor ve hasat yapılacak kadar siyahlaşıyor. Gemlik zeytini dalında karardığı için Anadolu'daki diğer zeytinlerden çok farklı bir biçimde toplanıyor. Anadolu'da sopayla, yani üretici tabiriyle dövülerek toplanan zeytin ağırlıklı olarak yağ üretilmesi için kullanılıyor. Oysa sofralık gemlik zeytini birer birer dalından elle toplanıyor. Kaynağı zeytindir. Aslında halk arasında ne kadar zeytin 35 günlük, 40 günlük bir dönem, yani çalışma süresinden geçse de bu tamamıyla yanlıştır. Zeytin 365 gün meşakkat, uğraşı ve özveri isteyen bir mahsuldür.
Zeytin işi bitmez. Hayatta bitmez zeytin işi. Bak, 2 ay en az toplama süre. 3 ayda budama süre. 1 ay sulama. Kili, suyu, ilacı, zeytin zamanı gelir. Hiç inmeyiz biz bu ağaçlar. Hiç. İnmeden yeniden çıkarız. Başını zeytin toplama bitecek. İnce tekrar budama çıkacağız. Yani hiç böyle boş yok. Budamadan sonra işte ilaçlar başlar hemen. Zira ilaçlara başlıyoruz. İlaçlıyoruz ağaçlarımızı güzel. Bundan sonra dip kili çıkar, su çıkar. Bitmez ki işte. Devamlı böyle gider bu zeytin işi. Bütün hava şartlarında yapıyoruz. Tabii yapıyoruz. Bak yağmur yağıyor, zeytin topluyoruz. Yarın budama da geldiğimiz zaman böyle gene aynı hava yapacak, dar yapacak. Gene budayacağız bizim. Budaması olmaz mı? Böyle orman gibi dal bir zeytin yapar. Yapar, okuyucu zeytin yapar. Bak böyle güzel kestiğimiz zeytin böyle yapar işte. Zeytine bak. Zeytin zarar görmesin diye böylesine bir şefkatle üreticinin göz nuruyla tüketicisine kavuşuyor. Üretici daha yüksek bir maliyete kalite için katlanıyor. Ege bölgesi sırık mal yapar. Biz sepede yaparız. Siz de gördünüz. Bizde 25 milyon toplama. Sırık mal yapsam da onu günde en az 250 kilo toplar adam. Ben böyle şu vaziyette 80 kilo alıyorum. Bizim maliyet biraz yükseliyor. İlaç masrafları yüksek. Kesim işleri oluyor bizde. Efendim söyleyeyim, sulama işi oluyor. Zor da olsa bizde sulama pek burada rahat değil. Gemlik zeytinine özgü bu özellik kamuoyunda yeterince bilinmediği ve gemlik zeytinine özgü o dünyaca ünlü kalitenin bu sabrın sonucu olduğu gözlerden kaçtığı için gemlik zeytini hiç de hak etmediği eleştirilere maruz kalıyor. Gemlik zeytini siyah olarak toplanır. Kamuoyunda çok yanlış bilgilendirme yapıldı. İşte zeytinin karartılması için bir takım boyaların, hatta tekstil boyalarının kullanıldığı söylendi. Gemlik zeytin için böyle bir şey söz konusu değil. Neden değil? Çünkü gemlik zeytini siyahlaşmadan, kararmadan toplanmaz. Ve toplandığı zaman da arada yeşil ve kızıl olanlar olduğu zaman onlar ayrıca seçilir ve uzaklaştırılır. Ve gemlik zeytini siyah olarak toplandığı gibi sadece su ve tuzla işlem görerek olgunlaştırılır, fermente edilir ve tüketicinin önüne konulur. Oysa dalında siyahlaşan bir zeytini karartmak için herhangi bir kimyasal yol kullanılması abesle iştigal olurdu. Daha da önemlisi gemlik zeytini bu tür kimyasal işlemi adeta reddediyor. Yani böylesi bir girişime önce zeytinin kendisi direniyor. Sofralık zeytin olarak gemlik zeytini dünyada 1 numaradır. Bunun da en başı nedeni ise İçerisinde hiçbir katkı maddesi kabul etmemesidir. Yani basına çıkan bazı işte boya olayları, katkı maddeleri diğer bölgelerdeki Ege, Akdeniz bölgelerindeki zeytinler bunu kabul eder. Ama gemlik zeytini, sofralık zeytini olmasından ibaret olduğu için hiçbir şekilde bu maddeleri kabul etmez. Eğer atsanız bile, bunları yapsanız bile sizin bir sene uğraşınız boşa gitti demektir. Yani zeytininizin mahsulünün çöpe gitmesine neden olur. Gemlik zeytini için sadece 2 madde kullanılıyor. Geleneksel ya da tarihi olarak tanımlanan bu yönteme göre zeytin toplandıktan sonra yalnızca su ve deniz tuzuna basılıyor. Yani doğal bir biçimde beklemeye alınıyor. Zeytini kolay çoğaltılabilen, iyi bakım halinde çok iyi ürün veren, toprak açısından seçici olmayan bir tür olduğu için ülkenin farklı yörelerinde de aynı atla yetiştirilebiliyor. Ancak
Gemlik bölgesinde yetiştirilen zeytin, genetik, iklim, toprak ve ekolojik nedenlerle en iyi kaliteyi yakalayabiliyor. Gemlik denince akla ilk gelen zeytin. Gemlik zeytini, Gemlik, Orangazi, İznik, Mudanya bölgelerinde yetişmektedir. Bu bölgelerimiz tarım arazisidir. Zeytin, insanımızın en büyük geçim kaynağıdır. Gemlik'ten giden fidanların başka bölgelerde yetiştirilip Gemlik tipi altında satışa sunulmaktadır. Ama hiçbir zaman Gemlik kalitesini tutmamaktadır. Gemlik zeytini Türkiye'nin her tarafına gidebilir. Tabii bir arz talep meselesi. Talep varsa Kars'a da gider. İstanbul'a da gider. Avrupa'ya da gidiyor Gemlik zeytini. Fakat ne yazık ki Gemlik zeytini adı altında değişik zeytinlerin de Gemlik zeytini olarak piyasaya sürüldüğünü görüyoruz. Buna zannediyorum borsa ve ticaret sanayi odası olarak buna bir önlem alınacaktır. Çünkü Gemlik zeytini dünyaca ünlü bir zeytindir. Bunun hassasiyetle bunu korumak lazım. Bunun gerekli özelliklerini ön plana çıkartıp Gemlik zeytini nedir, ne değildir, nasıldır? Bunu tüketiciye çok iyi tanıtmak lazım ki hem tüketicimiz bu arada gerçekten aldatılmamış Gemlik zeytini yemiş olsun, hem de Gemlik zeytini kendi değerini korusun. Tam 20 yıldır yöresinde üreticilerin sorunlarına duyarlı, son yıllarda gerçekleştirdiği hizmetlerle çiftçilerin sorunlarına sahip çıkan, hatta bunun da ötesinde onlara yol gösteren, çıkarlarını koruyan Gemlik Ticaret Borsası, Gemlik zeytininin hak ettiği yere gelmesi ve diğer zeytin türlerinden farklı bir özelliği olduğunun ortaya çıkarılması konusuna özel bir önem verdi. Bu farklılık artık yasal bir tescille de teyit edildi. Gemlik Ticaret Borsası'nın Türk Patent Enstitüsü'ne yaptığı başvuruyla ürünün kalitesinin korunması ve belli standartlarda üretiminin sağlanması amacıyla coğrafi işaret tescili gerçekleştirildi. Gemlik zeytini koruma altına alabilmemiz için Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri ile birlikte yapılan toplantı ve çalışmalar düzeyinde Türk Standartları Enstitüsü ve Bölüm ve Enstitüsü'nden almış olduğumuz bilgiler doğrultusunda ve kendi tecrübelerimiz ile bu şeyi gerçekleştirip 5 Mart 2003 tarihinde Gemlik zeytini coğrafi işareti olarak Gemlik Orhangazi İznik Ümrani olarak müracaatımızı bu bölgeye has özelliğini taşıması itibariyle öbür ürünlerden ayrılması için Gemlik zeytinin bu müracaatımızı yaptık ve bu çalışmalar nezdinde Türk Patent Enstitüsü'nün 23 Eylül 2005 tarihinde coğrafi işaretinin Gemlik Orhangazi İznik Ümrani olarak tescillenip bize iletildi. Gemlik zeytininin sahibi Gemlik ve çevresindeki zeytin üreticileri oldu. Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası olarak Gemlik zeytininin hak ettiği yere gelmesi için olağanüstü gayret sarf etmekteyiz. Bu alanda gayreti olanları da birlikten güç doğar anlayışıyla sonuna kadar destekliyoruz. Gemlik zeytininin coğrafi işaret tescili alması önemli bir adımdır. Ama daha önemlisi bu tescilin güçlü yaptırımlar ile uygulanmasıdır. Gemlik zeytinin korunması ve geleceği bu konuya sahip çıkılmasına bağlı. Gemlik Ticaret Borsası söz konusu çalışmalarını Marmara Birlik ve Uludağ Üniversitesi'nin desteklerini de yanına alarak sürdürmektedir. Dünya zeytin fiyatları ortalama 1,5 dolardır. Gemlik zeytin satış fiyatı perakendesi 4 dolardır. Gemlik Ticaret Borsası olarak Gemlik zeytini dünya pazarında rekabet edebilmek için tanıtım faaliyetleri planlamaktayız. Gemliğin bu göz nurunu korumak, geliştirmek ve araştırmalar yapmak için Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu'nda ilk kez doğrudan zeytine dönük bir üniversiter eğitim süreci başlatılıyor. Uludağ Üniversitesi gerek Bursa içerisinde gerekse ilçelerinde
yoğun olarak eğitim öğretimi geliştirmeye çalışıyor. Bu bağlamda da Gemlik'te diğer ilçelerden de farklı olarak biz temeli zeytincilik olabilecek olan bitkisel üretim programı ile eğitim öğretime başladık. Ve şu anda öğrencilerimiz var bu konuda. Bunları biz 2 yıl içerisinde eğitip birinci amacımız sektörde gerek üreticilere gerekse işleme yapan ve ticaretini yapan tüm kuruluşları o tür yerlerin yetişmiş insan gücünü karşılamaya yönelik. Zeytin bir meyve. Toplandığında tadı sanılanın aksine son derece acı. İşte bu nedenle de zeytin toplandıktan, ayıklanması ve elekten geçirilmesinden sonra 6 ile 9 ay arasında havuzlarda bekletiliyor. Gemlik zeytini siyah toplandığı için işte bu havuz aşamasında siyahlaşmasını sağlayacak olan kostik adı verilen işlemler Gemlik zeytini için uygulanmıyor. Bir biçimde bekletilen zeytin havuzlarda olgunlaştıktan sonra tüketiciye ulaşıyor. Bu aşamada Marmara bölgesindeki zeytin üreticisinin güç birliğini yansıtan ve 50 bin zeytin üreticisinin ortağı olduğu Marmara Birlik devreye giriyor. Marmara Birlik adını aldığı Marmara Denizi'nin güney sahilleri boyunca doğuda İznik Gölü çevresinden batıda Trakya'dan Mürevte Hoşköy'e kadar uzanan bir yay içerisinde yapılan zeytin tarımındaki yer alan üreticilerin, çiftçilerin 1954 yılında kooperatifler vasıtasıyla bir araya gelerek güç birliği yapıp kurmuş oldukları bir zeytin tarım satış kooperatifleri birliğidir. Burada modern teknoloji kullanılarak Gemlik zeytinine hak ettiği değer veriliyor. Gemlik bölgesinde üreticinin sabrının ve emeğinin bütünüyle doğal yollar kullanarak tüketiciye yansıması sağlanıyor. Bölge zeytinciliğinde, Türk zeytinciliğinde belirleyici konumdadır. Bu hem fiyat açısından ve hem de üretici-tüketici arasındaki dengeyi sağlamak açısından çok önemli bir görevdir. Ayrıca sektördeki yenilikleri uygulana ve bu yeniliklerle bu sektörde yatırım yapacaklara öncelik örnek olma açısından Marmara Birliği'nin çok önemli fonksiyonu vardır ve bunu bugüne kadar başarıyla yerine getirmiştir. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasına giren Marmara Birlik yalnızca ulusal değil, Gemlik zeytinine uluslararası bir saygınlık ve satış olanağı sağlıyor.
Gemlik zeytini bugün en iyi ihraç yağ standartlarını yakalayan bir zeytin çeşidi olarak diğerlerinden ayrılıyor. Gemlik zeytinden üretilen zeytinyağı da değerleri açısından, kimyasal değerleri açısından dünyanın en iyi yağlarından biridir. Yani ihracata uygunluk, raf ömrü ve iç piyasada kullanılacak diğer yağların düzeltilmesinde oldukça fazla kullanılan bir yağdır. Bunları bütün Ayvalık ve İzmir'deki rafinatörler çok tercih ederek alıyorlar. Çünkü bu yağlar oraya gittiğinde diğer yörelerin çok iyi olmayan yağlarını ihracatta uygunluk ve iç piyasada ambalajlanmasını sağlanması açısından onları da çok düzelttiği için çok tercih edilen bir yağ şeyinde. O da Gemlik tipi zeytinin özel bir özelliği. Türkiye dünyanın en seçkin zeytinlerini üreten ve önde gelen bir ülke olmasına karşın kişi başına zeytin tüketimi istenilen oranlarda gerçekleşmiyor. İspanyollar yılda 3.8 kilo, Yunanlılar 3 kilo, İtalyanlar 2.5 kilo, Portekizliler 1.7 kilo ve zeytinin ana vatanı Türkiye ise yılda 1.5 kilo zeytin tüketiyor. Avrupa Birliği'nde, özellikle Avrupa Birliği'nde, Amerika gibi tüketimin çok gelişmiş olduğu ülkelerde hemen hemen açıkta zeytin alma, satın almaya da tüketme olayı yok. Onlar salamura zeytini işte mutlaka ambalajlı kullanıyorlar. Ama Türkiye'de kültürel olarak bir alışkanlığımız var. İlle de tadarak almak istiyoruz. Açıkta zeytin kullanım oranı bizde yüksek. Açık zeytin alınabilir. Açık zeytin kötü bir şey değildir. Fakat bilinen yerlerden, senelerdir alışveriş yapılan yerlerden, tanınan yerlerden almakta fayda var bunu açık zeytini de. Öyle yapılırsa hiçbir problem olacağını zannetmiyorum Gemlik zeytininle. Türk halkının zeytin tüketme alışkanlıkları bahis konusu olunca 2004'te Bursa'da 570 haneyle yapılan bir araştırma çarpıcı sonuçlarıyla zeytin tüketimi ve Gemlik zeytini açısından ilginç veriler ortaya koyuyor. Şimdi her şeyden evvel %98 oranında tüketiciyiz. Yani yaptığımız araştırmada sadece Bursa'da %2'lik bir kitlenin zeytin tüketmediğini, tüketmemedeki nedeni de sevmemesi olduğunu gördük. Tüketenler içerisinde ambalajlı ürün kullanımı %40 düzeyinde kalıyor ve nedenini sorduğumuzda yine aynı şey, tatmak istiyoruz diyorlar. Tadını almadan zeytin almak istemiyorlar. Bu dediğim gibi Türklere has bir tüketme alışkanlığı. Bu arada en fazla kahvaltıda tüketim görüyoruz ama onun dışında salatalarda, yemeklerde kullanımı, hamur işlerinde kullanımı da sık görmeye başladık. Şöyle diyebilirim, tüketim alışkanlıklarımız da artık böyle hamur işleri gibi, salatalar gibi genişlemeye başlıyor. Bunun dışında tabii siyah zeytin yine Türkiye geneliyle birebir özdeşleşen bir sonuç. Çünkü %70'in üzerinde siyah zeytin tüketiyoruz. Buna karşılık tüketicilerin %72'si sadece Gemlik zeytinini talep ediyor. Yani Gemlik zeytini mutfaklardaki biricik tercih olarak görülüyor. Zeytin, insanlığın en eski ve en yararlı dostu olarak insan sağlığının en önemli güvencesini oluşturuyor. Bilim adamları bu cömert meyvenin yararlarını saymakla bitiremiyor. Zeytin içerdiği bileşenler açısından oldukça zengin bir gıda maddesi. Protein miktarı az ama son derece kaliteli. Çünkü içerdiği temel amino asitler açısından dengeli ve yeterli beslenme için önemli bir gıda maddesi. Az evvel söylediğim gibi. Bu proteinin kalitece zengin olması, özellikle beyin fonksiyonlarının normal yerine getirilmesinde ve ilerleyen yaşlarda yaşlılığın getirdiği beyin fonksiyonları azalmasının giderici özellikleri açısından son derece değerli. İçerdiği E vitamini açısından da yaşlanmayı engelleyici, ayrıca kansere karşı antioksidan özelliği var. Bu nedenle son derece yararlı. Bu farklı renklerdeki zeytin tonları
zeytinin hileli olduğu anlamına gelmez. Tamamen siyah olan zeytin de hileli olduğu anlamına gelmez. Alırken zeytinin çekirdeğine kadar bakmalı. Tüketicilerimize de önerimiz, kemik zeytinin siyah kabuğundan eti ve çekirdeğine kadar tamamen siyahtır. Yendiği zaman, bu özelliği gördüğünüz zaman zeytinin doğalı olmadığını, doğal gemlik zeytini olduğunu, buna önem arz etmelerini tavsiye ediyorum. Bu zeytinlerin bu şekilde ancak yendiği zaman çekirdeği farklı bir renkteyse bunun doğal olmadığını, buna değişik maddelerle, kimyasal maddelerle bu konuya erişildiğini bilmiyorum. Yemlik zeytini ambalajın dışına çıktığında söylediğim gibi biraz kıvırcık, biraz yanak yapmış. Baskısı bol, baskılı bir zeytindir. Rengi çok siyah değildir. Yani kömür siyahı değildir. Onun kömür siyahı olduğu zaman mutlaka içinde boya dediğimiz gıda boyalarıyla rengi boyanmış oluyor. Zeytin insanlıkla dost, sağlıklı bir yaşam için elzem ve üreticilerini hiç düş kırıklığına... Yıllardır tattığım, yıllardır soframdan eksik etmediğim çok önemli bir lezzet. Ülkemiz için önemli bir değer. O yüzden Gemlik Zeytini adına emek veren bütün çiftçilerimizi, köylülerimizi hürmetle selamlamak istiyorum. Bu değerimizi yaşattıkları için. Tabii zeytin deyince akla gemlik geliyor. Bir bereket nişanesi. Odunu, yağı, zeytini, çekirdeği hepsi ayrı ayrı şifadır. Kıymetini bilenlere, bilebilenlere yapın. Tabii herkese kendi ürettiğimiz, kendi ülkemizin ürettiği şeyleri tabii ki tavsiye edeceğim. Teşekkür ederim. Zeytin, gemlik demek, gemlik zeytini demek, bize sevdiren yer demek. Orada bir zeytin çıktı arkadaş. Anlatamam size. Öyle bir lezzetli olur. Tuzu tam kıvamında. Hani bazı zeytinler böyle tuz tableti gibi oluyor. Diyeceğiz abarttığını zannetmeyin. Gerçekten harika bir zeytin var. Gemliğin. Zaten dünya çapında meşhur gemliğin zeytinleri. Hayatım boyunca inanmadığım hiçbir şeyi söylemedim. İnanmadığım rolü bile oynamadım. Zeytin hayattır ama Gemlik zeytini başka bir hayattır. Zeytinin başkenti Gemlik'te 4. Gemlik Zeytini Festivali'ne hazır mısınız?